Evet, mastar yerine mef'ulü mutlak olan kelimeler. Yani biz mef'ulü mutlağı şöyle tarif etmiştik bir önceki derste. Fiil cümlesinin bir ögesidir. Fiil cümlesindeki fiilin mastarı olarak gelir genellikle diye tarif etmiştik. İşte bu mastar direkt fiilin kendi cinsinden değil de başka bir kelime olarak da mef'ulü mutlak gelebiliyor. Bunlar nelermiş, nasıl oluyormuş? Şimdi bu dersimizde işleyeceğiz. Evet, fiil cümlesinde bu ne için kullanılıyordu? Bir hatırlayalım. Fiilin manasını vurgulamak, yani tekit etmek için. Tekit manasında. İki, o fiilin nasıl ve ne şekilde yapıldığını bildirmek için, yani nev'eyni bildirmek için geliyordu. Üçüncüsü de kaç kez yapıldığını bildirmek için kullanılıyordu arkadaşlar. Bugünkü konumuzda mastar yerine mef'ulü mutlak olan kelimelerle ilgili önemli bir notumuz şudur. Bu kelimeler, yani mastarın yerine gelen mef'ulü mutlak olan bu kelimeler fiil cümlesindeki fiilin mastarından oluşmazlar arkadaşlar. 1. Mastar olan kelimenin eş anlamlısı. Yani fiil cümlesinde kaade ile başlamış. Bakın fiilimiz kaade. Kuuden. Bunun kaadenin mastarı. Ama bakarsanız mef'ulü mutlak olarak kelime kuuden değil. Cülusen. Kaade şeyhu cülusen. İhtiyar oturduğu demek. Yani kaade ile celese eş anlamlı kelimeler. İkisi de oturdu demek. Burada normalde mef'ulü mutlak anlatırken gu'uden, ka'ade şeyhu gu'uden diye anlatmıştık. Bakın gu'udenin eş anlamlısı cülüsen geldi. Bu şekilde mastarın eş anlamlısı bir kelime mef'ulü mutlak olabilir arkadaşlar. Peki bu kelimenin irabı nasıl yapılır? Mef'ulü mutlak mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira. Hocam mef'ulü mutlaklar fiilin mastarı olmuyor muydu? Evet, fiilin mastarı oluyordu. Ancak bu mastarın eş anlamlısı olan bir kelime de mef'ulü mutlak olabiliyor arkadaşlar. Ferra's-sariqu haraben. Bakın ferra, firaran kelimesi bu ferranın orijinal mastarıydı. Ancak firaran değil de haraben kelimesini getirdik. Ferra kelimesinin eş anlamlısı olan harabenin mastarını getirdik arkadaşlar. Bu da aynı şekilde mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde geliyor. Ben sadece birinci cümlenin irabını yaptım. Diğerlerine irab yapmadım arkadaşlar. Çünkü aynı şey. Yani zahiri irab olduğunda mef'ulü mutlak mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde söylüyoruz. Seha et-tiflu istiqazan. Bakın seha istiqaza. İkisi de uyandı manasında. Seha'nın mastarının eş anlamlısı olarak isteygazanın mastarı istiğazan gelmiş. Evet, burada bir problem yok arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mansubun bil fethati zahirati. Son örneğimizde bakalım. Vekafe et talibu kıyamen. Bakın vekafe normalde mastarı vukufendir. Ama vukufen kelimesinin eş anlamlısı da kame kelimesinin mastarı olan kıyamendir. Bakın vukufen kelimesinin eş anlamlısını burada mef'ulü mutlak olarak getirmiş. Bu şekilde mastarların eş anlamlısı mef'ulü mutlak olarak gelebilir. Birinci şıkkımız buydu arkadaşlar. İkincisine geçelim. Mastarın sıfatı olabilir. Yani mastar bir şekilde bir sebepten ötürü düşürülmüştür. Sıfatı orada kalmıştır. Bu sıfat mef'ulü mutlak olur. Neyin yerine? Mastarın yerine. Hemen örneğimize bakalım. Üzkürullâhe kesîran. Bakın burada kesîran kelimesi sıfattır. Hocam neyin sıfatı bu? Düşürülmüş olan mastarın sıfatı. Fiilimiz ne? Üzkür. Zikret demek. Bu fiilin mastarı nasıl yapılır? Zikran, kesîran şeklinde. Bakın zikran kelimesi burada düşürülmüş. Zikran mastar olarak hazfolmuş. Evet bu hazfolmuş mastarın sıfatı burada mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. Sonraki örnek tedavvarat el umuru seri'an. İşler hızla değişti. Gelişti manasında. Bakın burada seri'an kelimesi var. Tatavvuran mastarının sıfatı, düşmüş olan tatavvur mastarının sıfatı.
Sonraki örnek ekeltu kesiran. Burada kesiranın bir sıfat olduğunu anlıyoruz hemen. Peki bu neyin sıfatı diye sorduğumuz zaman şurada düşmüş olan eklen kelimesi var. Fiilin mastarı ekeltu eklen kesiran. Çok yemek yedim manasında. Çok yedim diyoruz biz. Yemeği tekrardan söylemiyoruz. Meşeytu seriyan. Bakın sıfatı görüyoruz hemen. Seriyan sıfat. Peki bu neyin sıfatı hocam? Meşyen seriyan. Meşa fiilinin mastarının sıfatı. Mastar nerede? Hasf olmuş. Vekaftü tavilen. Çok bekledim. Yani tavilen uzun, çok manasında kullanılmış. Bu neyin mastarı? Vukufen. Buradaki vekaftü vukufen tavilen kelimesinin düşmüş olan vukufen mastarının sıfatı arkadaşlar. Evet, bu bahsettiğimiz mavi yazıyla yazdığımız mastarlar hazf olmuşlar. Buradaki kırmızılar da sıfatlar ve bu sıfatlar artık mef'ulü mutlak olarak irab alıyorlar. Mef'ulü mutlak, mensubun bil fetha ya da mensubun bi fethatin zahiratin şeklinde söyleniyor. Mastar binai merre. Mastar çeşitlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Bir olayın bir kere yapıldığını gösterir. Ve bunu tayi marbuta dediğim, yuvarlak ta dediğimiz t'yi bitiştirerek yaparız. Celestu cilseten. Rameytu ramyeten. Fetahtu elbabe fethaten. Bakın bu t'ler sayı bildirir diye söylemiştik bir önceki dersimizde. Bu yuvarlak t bitiştiği zaman bir kez yapıldığını bildiriyor. Biz bu mastarı çeşidine mastar binai merre diyoruz. Evet, burada celesenin kendi cinsinden bir mastar. Bakın, Rama'nın ramyeten kendi cinsinden yani fiilin aynı babından mastar. Fetaha'nın aynı babından fethaten şeklinde mastar gelmiş. Sadece bu mastarın sonuna bu te ta-i marbuta sayı bildiren ta-i marbutayı eklemişiz arkadaşlar. Evet, aletül mastar. Mastarın yapıldığı, uygulandığı alet. Şimdi mastarları fiilleri gibi amel eder diye söylemiştik birkaç kez arkadaşlar. Darabtühü asan. Bakın darabe fiil. Bu fiilin mastarı nedir? Darben. Darabtuhu darben asan. Ben ona bastonla ya da sopayla vurdum diyor. Şimdi bu vurma işini yaptığın alet burada bak. Sopa, asa ya da baston. Bu şekilde bir alet yani o mastarın yapıldığı alet mef'ulü mutlak olarak gelebilir. Bakın burada zarabenin mastar olan zarben kelimesi yok. Biz asan kelimesine mef'ulü mutlak dedik. Neden? Çünkü darp kelimesini yani mastarını bu aletle yapıyoruz. Hemen ikinci örneğe bakalım. Rameytu el kelbe haceran. Köpeğe taş fırlattım, attım manasında. Bakın burada rama fiilinin mastarı ramyendir. Bakın mastar yok. Ama atma işini neyle yaptık biz? İşte bu taşla yaptık. Taş attık yani. Bu alet ne oluyor? Mastarın meydana geldiği alet oluyor. Bu mef'ulü mutlak olarak mastarın yerine gelebilir. Mef'ulü mutlak mensubun bi fetha zahira diyoruz arkadaşlar. Sabaktu sadiqi seyyaraten. Arkadaşımla arabayla yarıştım. Yani araba yarışı yaptık manasında. Burada sebeka kelimesinin mastarı müsabakatendir. Müsabaka diye bir kelime yok burada. Ama müsabakanın ne ile yapıldığını bildiren alet burada. Bakın seyyara kelimesi. Buna aletül mastar diyoruz. Bu da mef'ulü mutlak olarak mastarın yerine gelebiliyor. İttasaltü bike hatifen. Bakın burada hatif kelimesi var. İttasalenin mastarı normalde ittisalendir. Bakın burada mastarını verdim. İttisalen. Ancak ittisal diye bir kelime yok. Bu ittisal yani ulaşmak, iletişim kurmak mastarının ne ile yapıldığının aleti var. Hatif, telefon var.
Bu hatif kelimesi mastarın yapıldığı olan yapıldığı şey o alet mef'ulü mutlak olarak mastarın yerine gelebiliyor. Burayı irab edecek olursak son cümlemizi ittasale fiilü mazî mebniyün ale sükun tü damirun muttasilun mebniyün fi mahalli raf fa'il bike arkadaşlar bi harfi cer biliyorsunuz la mahallehu minel yarab ke isim mecrur oluyor zamir isim mecrur la aynı şekilde mebnidir zamirler İrab'tan arkadaşlar nasıl irab yaparız mahallen irab yaparız ne deriz damirun muttasilun mebniyün fi mahalli cer hatif kelimesine ne dedik mef'ulü mutlak dedik mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde söyleyebiliriz. Mastar isimlere geldik. Mastar isimler fiilin belirtildiği işe isim olmuş. Üç harfli mastarlardır. Buradaki ipucu şu arkadaşlar. Üç harfli mastarlar. Bizim fiilimiz beş harfli olabilir, altı harfli olabilir, dört harfli olabilir. Mastar isim dediğimiz şeyler genellikle hatta çoğunlukla arkadaşlar üç harfli fiillerin mastarlarıdır. Mesela bu mastarlar o işler için artık isim olarak kullanılırlar. Bizim Türkçe'de yedi, ekti fiilini biz artık yedi değil de yemek şeklinde. Yemek dediğin zaman öğle yemeği, akşam yemeği bakın fiille alakası yok. Yemek isim oldu artık. Mesela ekti fiilini mastar yaptık, ekmek yaptık. Ne oldu? Bu artık ekip dikme ile alakası kalmadı bu. Ekmek başka bir isim oldu. Bu şekilde Arapçada da mesela tevazza'a fiilini vuzu'en şeklinde abdest aldı ya da abdest diyoruz. Vuzu diye bir kelime gördüğünüz zaman abdest demek. Veya guslen dediğin zaman bu gusül demek. Mesela selamen kelimesi. Fiille aklınıza hiçbir şey gelmez. Selam dediğin zaman iki şey aklına geliyor. Ya barış ya da bildiğiniz Esselamu Aleyküm'deki selam. Yani selamı yayınızdaki selam ya. Yani. Evet bunlar ne olmuş? Demek ki yaygın bir isim haline gelmiş. Artık fiil aklımıza gelmiyor. İsim aklımıza geliyor. Örnekleri inceleyelim. Tevaddatu vudu'en. Evet buradaki vudu'en abdestin adı olmuş bahsettiğimiz gibi. Burada tevadduen demedi bakın. Tevadda'a yetevadda'u tevadduendir. Normalde tevadda'nın mastarı bab olarak tevadduen şeklinde gelir. Ancak biz buraya vuduen getirdik. Bunun sebebi arkadaşlar bu mastar isim olarak kullanıldığından dolayı. Demek ki bu şekildeki bir mastar isim mef'ulü mutlak olarak mastarın yerine gelebilir. İrteseltü guslen. Ne olacaktı normalde burası? İğtisalen. İğtesele, yağtesilü, iğtisalendi. Normalde iğteselenin mastarı. Ancak biz guslen getirdik. Bakın üç harfli fiilin mastarını getirdik. Bunun sebebi arkadaşlar artık isim olduğu için. Gusül aldım ya da yıkandım manasında. Sellemtu selamen. Selam verdim. Selleme, yüsellimi normalde teslimendir. Ama selamen dedik. Bu en başta şu üç harfli mastarlar dediğimiz arkadaşlar bizim kilit noktamız. Mastar isim dediğimiz zaman genelde bu üç harflilerin, üç harfli fiillerin mastarları aklımıza gelir. Enbetallahu el-eşcara nebaten. Bakın enbete yünbitü inbatendir normalde enbetenin mastarı. Ama nebaten şeklinde sülasisinin mastarını getirdik. Allah Teala Celle Celaluhu ağaçları yeşertir ya da ağaçları bitirir. Enbetenin mastarı imbatün şeklinde olmasına rağmen nebaten getirdik. İstamelna el hatife amelen. İstamele kullandı demek. Biz kullandık el hatife telefonu amelen yani artık hayatın her alanında kullanmaya başladık. Burada bir vurgu var arkadaşlar. Kesin kullanmaya başladık. Yani kullanmak lüks değil artık. Herkes tarafından yapılan bir iş halinde. Onu vurgu yapmak için kullanmış. Baktığımızda istamele 2, 4, 5, 6, 6 harfli bir fiilken arkadaşlar yani südasi bir fiilken biz sülasi bir mastarla ona mef'ulü mutlak getirdik.
Ehrectul kitabe hurucen. Aynı şey ahracede de geçerli. Ahracenin mastarı normalde ihracündür. Ama biz hurucen getirdik. Evet, bu şekilde sülasi mastarlar da fiilin mastarının yerine mef'ul-ü mutlak olarak geliyorlar. Mef'ul-ü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde irab yapıyoruz. Altıncısı kül, ba'd, ey, eşeddu, eftalu, etemmu, ecvedu, ehsenu şeklinde kelimelerdir arkadaşlar. Mesela hepsi, bir kısmı, eyyü kelimesi mesela mükemmellik ifade eder yine. Bütünü, tamamı, geneli manasında. Eşeddu, en şiddetlisi, eftalu, en üstünü, etemmu, en sağlamı, en tamam olmuşu, ecvedu, aynı şekilde en sağlamı, en şereflisi manasında gelir. Ehsen en güzeli manasına gelir. Bu kelimeler fiilin mastarlarına muzaf olarak gelir. Bakın burası önemli. Tek başlarına kullanılmıyor. Bu kelimelerden sonra mutlaka muzafun ileyh olarak fiilimizin mastarı geliyor. Şimdi örneğe bakalım. Seyefrahul evladu eyye ferahin. Bakın feraha kelimesinin mastarı ferahin. Burada ne var? Eyye kelimesi gelmiş. Ne dedik? Fiilin mastarına muzaf olarak gelir. Bakın ferah kelimesinin mastar olduğunu hemen gördük. Mastara muzaf olarak gelmiş eyye kelimesi. Bizim aradığımız mef'ul-ü mutlak aslında eyyedir. Ferah nedir? Muzafun ileyhtir. Manası ne burada? Çocuklar okula döndükten sonra çok sevinecekler. Seyefrahul evladu eyye ferahin ba'de rucu'ihim ilel medrese. Buradaki eyye ferahin kelimesinde eyye mef'ulü mutlaktır. Bakın ferahanın mastarı ile alakası yok. Mastarın yerine gelen mef'ulü mutlak kelime. Kül kelimesinin örneğine bakalım. Yahterimu şa'bu el üstade el fadile kullel ihtirami. Halk değerli hocaya tam saygı gösterir. Bakın yahterimu fiilinin mastarı ihtiram kelimesidir. Ama tek başına ihtiram gelmemiş. Neyle gelmiş? Külle kelimesiyle gelmiş. Bu kül kelimesi arkadaşlar hepsini birden, yani bu ihtiram kelimesi, yani ne demek? Saygı göstermek. Saygının hepsini gösterir manasında. Tam gösterir manasında. Evet, bizim aradığımız mef'ulü mutlak kül kelimesidir. Neyin yerine gelmiş? Mastarın yerine gelmiş. Peki hocam eyyü, küllü, ba'du gibi kelimeler nerede kullanılır? Mastara muzaf olarak kullanılır arkadaşlar. Kendilerinden sonra mutlaka bu baştaki fiilin mastarı gelmek zorunda. Bazı kelimesinin örneğine bakalım. Üsa'idu ümmi ba'dal müsa'adeti fil matbah. Bakın müsa'ade kelimesi hemen üsa'idunun mastarı olarak buraya gelmiş. Bu müsa'ade kelimesi bakın ba'da ne olmuş? Muzaf, muzafın ileyh bir isim tamlaması olmuş. Anneme biraz mutfakta yardım ettim manasında. Evet, buradaki mef'ul-ü mutlak ba'd kelimesidir. Müsaadeti kelimesi de muzafun ileyhi mecrurun bil kesra şeklinde irab yapılır. Eftal kelimesine bakalım. Qara'a el veledu el Kur'ane. Eftale kıraetin. Çocuk Kur'an'ı en güzel şekilde okudu. Bakın burada qara'a fiilinin mastarı kıraeten. Eftal kelimesi gelmiş. Mastarın yerine mef'ulü mutlak olarak arkadaşlar. Evet, mef'ulü mutlak eftal kelimesi. Neyin yerine gelmiş? Mastarın yerine gelmiş. Burayı bir irab yapacak olursak qara'e fi'lü mazî mebniyün alel feth. El veledü kelimesi fa'ilun merfu'un bizzamme. El Kur'an kelimesi mef'ulun bih mansubun. Eftal kelimesi nedir? Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati. Kıraetin nedir arkadaşlar? Muzafun ileyh. Çünkü burada bir isim tamlaması var. Muzafun ileyh mecrurun bil kesra diyoruz. Ehsen kelimesi nasıl kullanılmış? Fehimtu ehsenel fehmi. Bu yine fiilimizin mastarına muzaf olarak gelmiş. Nasıl anladım? En iyi şekilde anladım diyor. Buradaki ehsene kelimesi aradığımız mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. Fehim kelimesi de muzafun ileyhtir.
Fehimtü fiil fa'il. Buradaki ahsene kelimesi mef'ulü mutlak mansubun bil fetha şeklinde irap yapılabilir. Şurada bir notumuz var. Cümle içerisinde şimdi şurada bakın eyye kelimesi var, gördünüz mü? Burada cümle içerisinde eyye kelimesi nasıl bir irap alır? Notumuzu siz de bir yere not edin arkadaşlar, önemli. Eyyü kelimesi marifeden sonra gelirse hal. Sadece eyyü değil. Bu normalde biz diyoruz ki marifeden sonra gelen hal nekradan sonra gelen sıfat olur diyoruz. Eyyü de aynı şekilde. Marifeden sonra gelirse hal diye irap alıyor. Nekradan sonra gelirse sıfat şeklinde irap alıyor arkadaşlar. Bakın burada marifeden sonra gelmiş. Biz buna ne diyoruz? Hal diyoruz. Evet, mastar yerine mef'ulü mutlak olan kelimelere devam ediyoruz. Yedincisi, mastardan önce gelen ismi işaretler. Ekramtühü zâlikel ikrame. Bakın, mastardan önce gelen ismi işaret. İsmi işareti gördük, zâlike. Mastar nerede? Ekramenin mastarı ikram kelimesi. Bak, ekrame yükrimu ikramen. Mastardan önce gelen ismi işaretler. Yine bu mastarın yerine mef'ulü mutlak oluyorlar demiştik arkadaşlar. Buradaki zalike mef'ulü mutlak diyoruz. Manası nedir? Ona o biçim ikram ettim. Yani nasıl ikram ettin ona? Bir kişiye nasıl ikram edilmesi gerekiyorsa ona öyle ikram ettim. Yani hiçbir şeyden kaçınmadım manasında. İctehettu hazel iştihade. Böylece çalıştım. Yani sınava nasıl çalıştın? Nasıl çalışılması gerekiyorsa, aklına nasıl çalışılıyorsa, yani çalışılma ile ilgili bir şey nasıl yapılıyorsa ben öyle çalıştım. Darabtuhu zâleke darbe. Nasıl vurdun diye soruyor. O da diyor ki şöyle vurdum, anlatıyor. Yani vurmayı şöyle vurdum diye söylüyor. Buradaki zâlike, hâda ism işaret olarak gelmiş ve bizim aradığımız mastarın yerine gelen mef'ulü mutlak kelimeler. Peki ismi işaretten sonra gelen kelimelere biz ne diyorduk? Müşarun ileyh diyorduk arkadaşlar. Bunun tesniyesi irap alıyor. Biliyorsunuz öncesindeki yani tekiller, müfretler, şu bahsettiğimiz zalike, haza müfret olanlar mebnidir. Ancak bunların tesniyeleri irap alırlar. Fehimtü hazeynil fehmeyni. Buradaki hazeyni bakın nasb alameti olarak ye'yi almış. Yukarıdaki de aynı şekilde nasb alameti olarak ye'yi almış. Hocam şunları nasıl irap yapacaktık? Zalike'yi, hazayı. Mef'ulü mutlak mensubun bil fetha mı diyeceğiz arkadaşlar? Hepsi fethalı bakın. Mebni kelimelerin irabı mahallen olur. Mef'ulü mutlak mensubun ya da mef'ulü mutlak mahallen mensub diyeceğiz arkadaşlar. Bunun irabını tam olarak söyleyelim. İsmi işaret mebniyün fi mahalli nasb mef'ulü mutlak. İsmi işaret mebniyün fi mahalli nasb mef'ulü mutlak. Evet, bunun doğru irabı bu şekilde söylenir. Şuradaki ise direkt ismi işaret arkadaşlar mansubun bil ya. لِأَنَّهُ مَفْعُولُ mutlak. Bu şekilde söyleyebiliriz. Örneklerdeki ismi işaretler mastarın yerine gelen kelimelerdir. Evet, mastar olan kelimenin yerine gelen ve mef'ulü mutlak olan kelimelerdir. İsmi işaretten sonra gelen kelimeler bedel olurlar. Bu konuyu henüz işlemedik arkadaşlar. Evet, bedel olurlar. Bu da aklımızda dursun. Notumuzu alalım. Biraz önce söylediğimiz notumuzu tekrar sadedinde şurada yazdık. İsmi işaretler mebnidir. Müfretler için söylüyorum. Ancak tesniyeleri harfle irap alır. Dedik ki mansubun bil ya liyennehu tesniye. Çünkü biz bunun tesniyenin irabını nasb ve cer alametinin ye olduğunu biliyoruz. Mastarların sayısını gösteren kelime. Bakın gâbeltühü iddete merratin. Buradaki merratin kelimesi. قَرَأْنَا الْكِتَابَ ثَلَاثًا. Kitabı üç kez okudum. ذَهَبْتُ اِلَى السُّوْقِ مَرَّتَيْنِ.
Salleytü rak'ateyni, iki rekat namaz kıldım. Ya da işte sumtu yevmeyni, iki gün oruç tuttum. Burada bir soru akla gelebilir. Hocam adet bildiren mef'ul-i mutlakla mastarın yerine geçen adet bildiren kelimeler nasıl ayırt ederiz? Hani normalde salleytü salateyni, iki namaz kıldım diyebilirdik. Mesela bunun mastarını iki şekilde söylüyorduk. Mastar binayi merreyi tesniye şeklinde söyleyebilirdik arkadaşlar. Bir de bu rak'ateynni şeklinde, yani mastarın yerine gelmiş bir kelime de söyleyebilir. Bunları nasıl ayırt ederiz diye bir soru sorulacak olursa, adet bildiren mef'ulü mutlak fiilin mastarından oluşur. Direkt gara'enin gara'tu gra'eteyni mesela. Ya da gara'tu gra'etin, birçok kez okudum ama burada selasen demiş. Bakın fiille, fiilin mastarı ile hiç alakası yok. Direkt sayıyı vermiş veya direkt başka bir kelimeyle ifade etmiş bunu. Evet, buradaki kelimeler mastar değil arkadaşlar. Mastarın yerine geçen kelimeler. Mesela eğer mastar olarak gelecek olsaydı şeriptü şurbeteyni. İntasaral ceyşu intisaratin. Bakın ordu birçok kez zafer kazandı. Burada iki kez içtim diyor. Eğer bu alttaki gibi fiilin mastarı kendi mastarı iki kez getirilseydi veya sayıyı kendi mastarıyla bildirseydik, o zaman mef'ulü mutlak adet bildiren mef'ulü mutlak olacaktı. Ancak yukarıdaki örneklerde mef'ulü mutlağın mastarın yerine gelen kelimelerden oluştuğunu anlıyoruz. Evet arkadaşlar, mastarın yerine gelen mef'ulü mutlak olan kelimelerle ilgili dersimiz burada sona erdi. Teşekkür ederim arkadaşlar.